Ne oldu da birdenbire bu durum tamamen ters bir noktaya evrildi? Bakın buradaki hikaye hiçbir zaman Kürt sorununu halletmek değil. Öyle ince bir noktadan giriyor ki Bahçeli. Kürt sorunu için, yani gerçekten 40 yıldır bu ülkede yaşanan, bütün bu problemlerin kaynağı olan Kürt sorununu halletmek değil, teröre işaret ederek terörü ortadan kaldırmak diye bir hedef gösteriyor. Çarpıtılan yer burası. Adeta bir elma şekeri gibi, adeta böyle verilmiş bir taviz gibi terörü ortadan kaldıralım görüntüsü altında aslında iktidarımızı perçinleyelim çağrısı ya da iktidarımızı sürdürelim. Bu tek adam rejimini iyice konsolide edelimin adeta yolları döşeniyor. Eğer derdiniz bu sorunu ortadan kaldırmaksa öncelikle Kürt sorununu halletmek için yola çıkmalısınız. Demokratik yollardan, demokratik haklar üzerinden, evet, Kürt vatandaşlarımızın ve Kürt siyasetinin öteden beri söylediği Kürt problemine, Kürt sorunlarına eğilerek onları çözme konusunda bir irade sergilemelisiniz. Siz bunu tamamen geçip, efendim çözüm Edirne'de değildir, öyle diyor. Yani Demirtaş'ı devre dışı bırakın, Kandil'i devre dışı bırakın, doğrudan APO ile DEM'i bir araya getirip onları ilişkilendirerek, Abdullah Öcalan üzerinden onu siyasi bir kimlik haline getirerek terörü ortadan kaldıralım. Bu şekilde Kürt siyasetinde birbirine düşürelim. Efendim Demirtaş bu Kürt siyaseti içerisindeki en demokratik siyaseti bugüne kadar savunmuş. Evet. Bunun için de tabanda müthiş bir desteği, müthiş bir taraftarı bulunan siyasi bir figür. Bir taraftan da onu devre dışı bırakmanın çağrısını yapıyor. Yani sevgili Bilge Yurtta Gülen, yani ne diyeceğimizi hakikaten şaşırıyoruz. Her hafta bir el yükseltme, her hafta bir adeta dediğim gibi akıl tutulması yaşıyoruz. Şimdi bu açıklamaya dair soracağım başka sorular da var ama Demirtaş'ı da hatırlattınız biraz önce. O zaman onu da izleyicilerimize aktaralım. Şimdi şöyle bir Ben sesinizi... Beni duyabiliyor musunuz Sayın Şen? Sesinizi alamadım. Şimdi yönetmenimizden tabii bir rica edeyim, belki bu anlamda bir teknik sıkıntımız mı var Sayın Şen? Beni evet, şimdi geliyor sesiniz. Tamam, beni duyuyorsunuz. Şimdi Demirtaş dediniz biraz önce Sayın Şen. O zaman evet, onu da hatırlatalım. Şöyle baktığımızda bu meclisin açılması ve DEM Parti'ye Bahçeli tarafından uzatılan o elin sonrasında DEM Partili milletvekillerinin adres olarak İmralı'yı göstermesi sonrasında Bahçeli'den İmralı'ya bir mesaj, ilk mesaj gitmişti. Bugün de ikinci çağrı gitti gördüğünüz gibi. Şimdi bu süre içerisinde de Demirtaş, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ise çözüm için adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösteriyor. Bu da önemli. Hatta birkaç konuşmasından, mesajından başlığı da ekranlara getirsin arkadaşlarımız. Şöyle söylüyor: Türkiye'deki sorunların çözüm yolu siyasettir. Çözüm kurumu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Sosyal medya hesabından dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin sonrasında paylaştı bunu. Şöyle söylüyor: Erdoğan'ın normalleşme, yumuşama diye ifade ettiği sürecin ayaklarının yere basması, ete kemiğe bürünmesi isteniyorsa yapılması gereken ilk şey hukukun üstünlüğüne her alanda saygı duymaktır. Bu olmadan siyaset kanalları açılmaz, normalleşme zemini de olmaz. Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünde siyasetin rol üstlenmesi, diyaloğun ve işbirliğinin öneminin altını çiziyor. El sıkışma seremonisinin devamının gelmesi için siyasete şans tanınması gerektiğini söylüyor. Çözüm adresi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösteriyor Demirtaş. Bahçeli ise adres olarak, Bahçeli ve Cumhur İttifakı ise daha doğrusu, İmralı'yı gösteriyor. Şimdi doğru mu özetledik tabloyu? Evet, çok doğru özetlediniz ve tamamen benim de katıldığım, bu konudaki katıldığım siyasi analiz Demirtaş'ın söyledikleriyle birebir örtüşüyor. Evet, bu işin her zaman için çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır ve siyaset içerisinde çözülmelidir. Yani eşit haklara sahip vatandaşlık düzleminde üniter devlet korunarak, laik demokratik sosyal hukuk devleti yeniden inşa edilip, dediğim gibi, eşit haklara dayalı
vatandaşlık ilkesi üzerinden barışçı bir iklim bu ülkede kurulmalıdır. Ama bunun adresi, bunun uygulayıcısı ve yaratıcısı asla ve kat'a bu tek adam otoriter rejimi olamaz. Yani siz sabahtan akşama kadar bu ülkede hukuku alaşağı edip anayasayı bile ilga ederek uygulamıyor iken bu ülkeye keyfi bir iktidar anlayışını dikte ediyor iken hiçbir şeyin bu anlamda demokratik çözümlerin adresi olamazsınız. Bu bir kandırmacadır. Bu bir yutturmacadır. Bu adeta cambaza bak cambaza oyunudur bir sonraki hamle için. Ve maalesef bunun içinde Bahçeli ve Erdoğan DEM Parti'yi bir şekilde provoke ederek yanlarına çekmeye, olası anayasa değişikliğine destek olmaya yönelik politikalarını ve planlarını uyguluyorlar. Burada önlerinde en büyük engel gördükleri ne yazık ki Demirtaş. Ve Demirtaş'ı bu denklemden, bu plandan dışarıya çıkarıp etkisizleştirmek için DEM Parti'nin içini de aslında bölmeye, orada da bir ayrışmaya doğru götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu çözümün adresi Bahçeli tarafından ne Kandil ne Edirne diye gösteriliyor. APO onun meclisteki uzantısı ya da meclisteki temsilcileri DEM'dir şeklinde başka bir ilişki kuruyor. Ve Demirtaş'ın bu iş siyasetin içinde çözülmelidir. Meclis adres göstererek özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmesinden sonra yani olası bir muhalif zemin üzerinde bunun inşa edilme süreci başlamış ya da başlıyor olma ihtimali ortada iken bunu parçalayarak oradaki o muhalif oluşumları da bertaraf etmeye çalışıyor. Ve hiç olmayacak bir yöntemle bunu deniyor. Abdullah Öcalan'a siyasi meşru bir kimlik vererek ve hatta diyor ki önündeki eğer bunu yaparsa bakın şantaja bakın yani bunu yaparsa biz önündeki engelleri de kaldırır ilgili yasal düzenlemeleri de yaparız ya da yapılabilir ve kendisi hem özgürlüğüne hem daha fazla siyasi kimliğine kavuşabilir diyor. Ya şu an itibariyle söylüyorum Bahçeli'nin bu demeçleri baştan ayağa terör örgütü propagandasıdır. Baştan ayağa suç ve suçluyu övmektir. Eğer siz gerekçesi çok açık. Eğer siz bu ülkede Merdan Yanardağ'ı sırf tecrit kaldırılsın diye tutuklayıp hürriyetinden yoksun bıraktıktan sonra bir de mahkumiyetine karar verip 2 küsur yıl hapis cezasıyla tecziye etmişseniz ve sırf tecrit kaldırılsın sözü terör örgütü propagandası olarak kabul edilip istinaf tarafından onaylanmış ise eğer burası bir hukuk devleti ise sana göre kanun bana göre kanun sana göre suç bana göre suç olmaz. O takdirde Bahçeli'nin bu demeci baştan ayağa Merdan Yanardağ'ın sözlerinden daha ağır onu aşan hatta 2'ye 3'e katlayan terör örgütü propagandasının o zaman daniskasıdır. Ağababasıdır. APO'ya tecrit kaldırılsını bile geçip siyasi bir kimlik olarak DEM Parti'ye gelsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beyanda bulunsun. Açıklama yapsın. Sonra da haklarını iade edelim demek suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak demektir. Merdan Yanardağ'ın kararı üzerinden. Diyor yani, hukukçu Salim Şen. Evet. Eğer ülkede siyasetin önü açılacaksa, eğer ülke siyasi bir düzlemde, bakın siyaset kurumu içerisinde Kürt sorununu çözecekse, uygulanması gereken yol bu usuller bu değil. Bu değil. Önce bunun zemini hazırlanır. Evet. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilerin ortak kuracakları bir komisyon bu görüşmeleri yürütür. Ve ondan önce bunun yasal dayanakları, yasal zemini hazırlanır. Yani biz biliyoruz birinci çözüm sürecinde bu iktidarın ne kadar samimi olup olmadığını. 2015'e kadar yürüttükleri, birlikte yürüttükleri o çözüm sürecinde o günkü HDP yöneticilerinin, HDP mahfillerinin, siyasetçilerinin
eylemleri, söylemleri 2015'ten sonra suç olarak kabul edilip her biri hürriyetinden yoksun kalan onlarca tutuklama ve mahkumiyetlerle karşı karşıya kaldılar. Bugünkü söylemlerinden dolayı da yasal bir zemin oluşmaz ise bu iktidar bu süreci yürütmekten vazgeçtiğinde önlerine nasıl ve ne şekilde çıkarılacağını hiç kimse garanti edemez. Yani bir iki sene sonra yeni suçlamaların konusu olup olamayacağını bilebilir miyiz? Dolayısıyla Bahçeli'nin bu demeci bence bir çözüm ve barış sürecini, olası bir siyasi yol ve yöntemlerin tamamen önünü tıkayan, bence onu parçalayan, Kürt siyasetini içerisinde bölüp onun içerisinden kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yeni bir siyasi alan inşa etmeye çalışan bir faaliyet olarak okumak lazım. Ben böyle görüyorum. Şimdi bir yandan da arkadaşlarım az önce ekranlara taşıdı. Şöyle söylüyor grup toplantısında Bahçeli. Tabii dökümü de yavaş yavaş yeni paylaşılıyor gazeteci arkadaşlarımız tarafından. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın dedik. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse